arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hatice Gürdal. Lezzeti Şahane'nin bugünkü aşçısı benim. Lezzeti Şahane bugün Kahramanmaraş'ta ve aşçımız bir restoranda çalışan iki çocuk annesi Hatice Gürdal. İşte bugünkü yemeğimiz erik sulusunun malzemeleri. Et doğrayacağız. Kaburga gemi var. Tuz var. Toz biber var. Karabiber. Biber salçası. Domates salçası. Can eriği. Yeşil biber, kırmızı biber, soğan, domates, bir de yağ. Kahramanmaraş'a özgü erik sulusunu evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. 250 gram koyun eti, 250 gram kaburga, 300 gram can eriği, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 baş kuru soğan, 1 adet domates, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, sıvı yağ, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Kaburga kemiğini koyacağım. Şunu eti kuşbaşı doğrayıp bunu atacağım. Yağ koyacağım. Soğan doğrayıp koyacağım. Bunu kavuracağım. Soğan pembeleşinceye kadar. Sonra 5 dakika kavrulduktan sonra biber salçası, domates salçası ilave edeceğim. Sonra biraz kavrulduktan sonra 5 dakika su ilave edeceğim. Su kaynadıktan sonra biraz 5 dakika, 10 dakika can eriklerini şöyle deleceğim. Kaynamış suyun içine ilave edeceğim. 10 dakika piştikten sonra domates, biberi doğradıktan sonra onları ilave edeceğim. Az daha kaynayacak. Baharatını atıp indireceğim. Yemeği nasıl yapacağını tarif ettikten sonra Hatice Hanım önce kaburgaları tencereye atıyor ve kuzu etlerini doğramaya başlıyor. Soğanını da doğruyoruz. Soğanı şu anda ince ince doğradım. Bir baş soğan. Yağını ilave ediyorum. Biraz yağ. Peki Hatice Hanım'ın yemek merakı nereden geliyor? Ben zaten ev hanımıydım. El becerim vardı. 4 ay ben bir Avrupa Birliği'ne ait kursa gitmiştim. Orada da bir şeyler öğrendim. Oldum olası yemeğe yatkın olan Hatice Hanım, kursta da edindiği tecrübeyle hayatını aşçı olarak sürdürmek istemiş ve bir restoranda çalışmaya başlamış bile. Buraya da geldik, bu restoranda daha güzel öğrendik ustalarımızdan. Hoşuma da gidiyor, işimi de seviyorum. Yemek deyince Maraş'taki yemek kültürü hiçbir yerde yoktur. İçli köftemiz meşhurdur, sarmamız, dolmamız, minbarımız, eşkili çorba, tarhana çorbası, eşkili ay sulası, yoğurtlu köfte, ahırdağ salatamız var. Daha hatırlamadığım çok şeyler var Maraş kültürüne ait. Pembeleşinceye kadar soğanı kavurdum. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Az domates salçası. Biraz da biber salçası.
Bunu iyice kavuruyorum. Az toz biber atıyorum. Buçuk litreye yakın su ilave ettim. Yemeğe 1,5 litre su ilave ettikten sonra yaklaşık 1 saat kaynamak üzere kapağını kapatan Hatice Hanım erikleri delmeye başlıyor. Eriklerimiz ahır da eri. Daha iyi pişmesi için delik açıyoruz buralarından. Hem de suyu içine gider. Erikleri deldim. Etimiz şu anda pişmek üzere. Ben hazırlık için domatesimi, biberimi doğrayayım. Biberlerimizi erik büyüklüğünde doğruyoruz. Domatesimizi de aynen öyle, küp küp. Yüzünün köpük çıkıyor kef. Onu alıyoruz. Şu anda etler pişti. Eriklerini atıyorum içine. Etlerimizi koyduk. 1 saat kaynadı. Şu anda eriklerimizi de koyduk. 10 dakika kaynayacak. Ondan sonra domatesle biberini ilave edeceğiz. Eriğin de katıldığı yemeğimiz 10 dakika daha kaynamak üzere bırakılmışken Hatice Hanım'ı biraz daha yakından tanıyalım. Kahramanmaraş doğumluyum. Eşim de buralı, Maraşlı. Akrabayız zaten biz. 2 tane de çocuğum var. Oğlum dışarıda okuyor Konya'da. Kızım da burada, bir kız bir oğlum var. O da üniversiteye hazırlanıyor inşallah. Kalabalık değiliz. Ailemiz kalabalık da ayrı ayrı evlerimiz var. Hatice Hanım'ın yemek becerisi aslında kendi gayreti. Ben yemekleri annemden öğrendim. Kayınvalidemden, kaynanamdan da öğrendim. İşte gitgide de el becerisiyle daha çok artıyor el becerim oldu muydu? Öğreneyim zamanla. Çocukların büyüyor, yemek yapmak zorundasın ev hanımı olunca. Pişti mi bir bakalım.
da biberini, domatesini ilave edeceğim. Normal yemeklerde soğanı kavurduktan sonra tuz atılır ama bu erikte yumuşaklık gevşemesin diye piştikten sonra tuzu ilave edilir. Karabiberini de atıyorum. Ağzını kapatıyorum. 5 dakika daha pişiyor. Şu anda bu pişerken baştan bir defa yine anlattım yapılışını. Kuzu kaburga doğradık. Kuşbaşı doğradık, kuzu eti 400 gram. Soğanını doğradık, bir baş soğan doğradık. Yağını koyduk, kavurduk bunu. Biber salçası 2 kaşık, 1 kaşık domates salçası ilave ettik. 5 dakikada öyle kavurduk. Sonra suyunu ilave ettik. 1,5 litre su koyduk. Kapağını kapattık. 1 saat et pişti. Et piştikten sonra erikleri 2 tane delik attık 2 tane. Kaynamış suyun içine, etin içine koyduk. 10 dakikada öyle kaynadı. Erikler pişince de yeşil biber, kırmızı biber ve domates ilave ettik içine. 5 dakikada onlar pişti. Tuzunu da attık, baharatını da attık. 5 dakika kaynadıktan sonra erik sulumuz pişti. Kapağını açtım. Şu anda servise hazırdır. Maraş'ın erik sulusu budur. Herkese afiyet olsun, hazırdır.